Topkapı Sarayı'nın birinci bahçesi Alay Bahçesi'ndeyiz. Ve bizi ilk karşılayan sanat eseri harikulade eser Ayasofya Camii Şerifi'nden ya da ilk yapıldığı dönemdeki adı ile Ayasofya Katedrali'nden. Katedral ne demek? Hemen onu konuşalım. Bir yerde diyelim ki 100 tane kilise var. Ve bu kiliselerin 99'una kilise diyoruz. Birine katedral diyoruz. O katedral ne? Yapı olarak, ebat olarak, çap olarak, yüz ölçümü olarak en büyük kilise katedral diye anılır. Ayasofya yapıldığında bir katedraldi. İstanbul katedrali mi? Hayır. Anadolu katedrali? Hayır. Türkiye katedrali o zaman? Hayır. E, Roma İmparatorluğu? O da hayır. Ayasofya katedrali? yapıldığından itibaren tam bin yıl boyunca 1520'li yıllarda İspanya, Sevilya'da yapılan katedrale kadar dünyanın katedrali, dünyanın en büyük dini yapısıdır. Ayasofya Katedrali. Ayasofya Katedrali İmparator Justinianus döneminde Antemios ve Isidoros isimli iki mimara 532-37 yılları arasında yaptırılan bir eserdir. Ayasofya Katedrali'nden daha yaşlı, Ayasofya yokken yapılan kilise ise budur. Ayairini Kilisesi Ayasofya'dan daha eskiydi. 1453'te İstanbul fethedildi. 1470'lerde Topkapı Sarayı yapıldı. Yapıldıktan sonra Aya İrini ile Ayasofya arasına bir sürü humayun duvarı çekildi. Bakın duvar burada. Bu duvar çekildikten sonra Ayasofya sarayın dışında kaldı. Aya İrini sarayın içinde kaldı. Topkapı Sarayı'nın içinde bir kilise bulunmaktadır. Fakat Saray yapıldıktan sonra kilise olarak kullanılmadı. Camiye de çevrilmedi. Çünkü burada camiye ihtiyaç yok. Neden yok? Şurada tam kuyunun olduğu yerde bir namazgah bulunmakta. Ayrıca hemen şurada Ayasofya camii bulunmakta. Ayasofya camii ve namazgah bu kadar yakınken burayı camiye çevirmek biraz anlamsız. Peki Aya İrini Kilisesi cami değil, kilise değil. Ne? Efendim cebehane yani cephane dış bahçeyi koruyan askeri muhafızların silahlarını koydukları bir silah deposu olarak kullanıldı. Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren Sultan Abdülmecit Han'a kadar bir silah deposu cebehane olarak kullanıldı. Abdülmecid Han zamanında burası müzeye çevrilme kararı alındı ve Arkeoloji Müzesi oldu. Abdülhamit Han döneminde Osman Hamdi Bey'in isteği ve ricası üzerine sarayın baş mimarı Alexander Valorye hemen aşağıda o da Topkapı Sarayı'nın bahçesinde olan bir müze yapıldı. Müze-i Hümayun Devlet Müzesi Arkeoloji müzesi yapıldı. İçeride bulunan arkeolojik eserler o müze taşındı. Bura tekrar boş kaldı. Bir süre sonra Türk İslam Eserleri Müzesi oldu. Meydanda bulunan Pargalı İbrahim Paşa sarayı Türk İslam Eserleri Müzesi'ne çevrilince burada bulunan eserler oraya taşındı. Burası yine boş kaldı. Uzun bir süre boş kalan, metruk kalan, kahpe Bizans filmi gibi, sinema filmi gibi filmlere sahne olan, onlara mekan sahipliği yapan Aya İrini şu an bir müzedir. Topkapı Sarayı'na bağlı değildir. Müze kart Topkapı Sarayı'nda geçer ama mesela Aya İrini'de geçmez. Burası özel, müstakil bir müze olarak şu an hizmet vermektedir. Dostlar 1500 yıllık bir yapıdan bahsediyorum. Bakın tam karşımızda Ayasofya Camii Şerifi 537'de yapıldı. Hemen şurada Aya İrini Ayasofya'dan çok daha önce yapıldı. Şuraya baktığımız zaman binlerce yıllık geçmişi görüyoruz. Aya irini silah deposu olarak kullanılmaktan vazgeçildikten sonra ama burada askerler var ve bu askerlerin silah deposuna ihtiyacı var. Bir de karakola ihtiyacı var. Aya irini madem karakol ve depo olarak kullanılmayacak o zaman ney depo olacak? Hemen yan tarafında Sultan Abdülmecit Han tarafından yapılan Abdülhamit Han tarafından da restore edilen bugün özel bir kafeterya olan yer yapıldı. Orası askeri depo, karakol ve cephane binası olarak kullanıldı. Abdülmecit Han'ın ve Abdülhamit Han'ın orada parmağı bulunmaktadır, payı bulunmaktadır. Aya İrini adı verilen Ayasofya Camiinden daha eski Ayasofya Camii'nden daha köklü geçmişi bulunan Aya İrini'nin hemen yanında bakın kapısıyla duvar duvara dip dibe duvarları yakın olan başka bir bina bulunmaktadır. O yapı ne? O yapı için 3. Ahmet devrine birinci bölümde anlatmıştık ya 3. Ahmet devrinde Nevşehir'i Damat İbrahim Paşa öldürüldü naşi bir at arabasına konuldu ve parçalanarak patronu Halil tarafından götürüldü. Kötü günlerdi. İşte o günlere ait mazi maalesef hala devam etmekte ve o günlere ait maziye ait bir bina daha görülmektedir. Bu binanın adı Darphane-i Amire binası olarak anılmaktadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.